Türk gençliği İranlı kadınlarla bir araya geldi. Kadınlar hakkında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği heyeti İran'da yaptığı üst düzey temaslarını tamamladı. Türkiye Gençlik Birliği ziyaretin son günü Şehit Beheşti Yönetişim Okulu'nda kadınlar hakkında araştırmalar yapan akademisyenlerle bir araya geldi. Genel Başkan Kayhan Çetin başkanlığındaki Türkiye Gençlik Birliği heyeti, Şehit Beheşti Yönetim Okulu Kadın ve Aile Çalışma Grubu Başkanı Mino Aslani ve beraberindeki heyetle görüştü. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayhan Çetin, İran temasları sırasında yaptığı gözlemleri paylaştı. Çetin, İranlı kadınların iktisadi, ilmi, sosyal ve medya olmak üzere her alanda çalışmalar yaptığını gördüklerini belirtti. Emperyalizmin aile kurumunu parçalamak ve yok etmek amacı taşıdığını ifade eden Çetin, LGBT bugün aile ve kadına yapılan en büyük saldırıdır ifadelerini kullandı. Görüşmede Çetin'in yanı sıra eski BESİÇ Kadınlardan Sorumlu Başkanı ve Şehit Beheşti Yönetişim Okulu Kadın ve Aile Çalışma Grubu Başkanı Mino Aslani de bir konuşma yaptı. 1979'daki İran İslam Devrimi öncesiyle kıyaslandığında gelinen noktada devasa farklılıklar olduğunu belirten Aslani, üniversitelerdeki kadın sayısının %60 olduğunu belirtti. Spor, kültür, sanat ve diğer alanlarda kadınların aktif faaliyetler yürüttüğünü belirten Aslani, hastanelerdeki hemşire ve doktorların %50'sini kadınların oluşturduğunu söyledi. Kadın haklarını geliştirmek için çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü vurguladı. Karşılıklı hediye takdimlerinin ardından tamamlanan görüşmede, Batı'nın kadınlara yönelik saldırılarına karşı işbirliği yapması konusunda mütabık kalındı. Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği'nin İran'daki bir diğer ziyaret adresi de 17. Uluslararası Direniş Film Festivali'nin hazırlıklarının yapıldığı merkez oldu. İran sineması Türk toplumunda, aynı zamanda bütün Asya toplumlarında çok sevilen ve takip edilen bir sinemadır. Festival yetkilileriyle yapılan görüşmede 2 Mart 2023'te başlayacak festivalin önemi üzerinde duruldu. Benzer bir etkinliğin Türkiye'deki üniversitelerde de yapılması konusunda karar alındı. Görüşmede ayrıca Türkiye ve İran'a yönelik Amerikancı saldırılar da ele alındı. İran toplumuna Türkiye'nin yüz yüze olduğu Doğu Akdeniz ve Ege'deki Amerikan tehdidini ve PKK terör örgütüyle mücadelesini anlatmak, aynı zamanda İran'ın yüz yüze olduğu yaptırımlar ve her türlü Amerikan askeri tehdidini Türk toplumuna anlatmak karşılıklı görevlerimizdir.